Evet, şimdi öncelikle tabii ki kişi diyelim herhangi bir yakınmasıyla hekime başvurduğunda ya da bir klinik psikoloğa bu konuda çalışan EMDR konusunda öncelikle iyi bir değer öykü almak lazım. Ve diyelim bu kişinin EMDR'ye uygun olduğunu düşünüyoruz. Terapistle arasındaki güven ilişkisi çok önemli. Çünkü kişi kendisi için rahatsız edici bir olay, yaşantı, travmasına bir yolculuğa çıkıyor burada. Terapistin onu yanında olduğu, yardımcı olduğu ve yargılamayacağı ile ilgili bir güven duyması lazım. Çünkü hastalarda şu soru çok fazla oluyor. Ne olacak bana şimdi? Kontrolümü kaybedeceğim gibi. EMDR'de kendisine ne olacağı ile ilgili bir endişe yaşıyor. Burada tabii terapistin EMDR'de ne olacağını doğru anlatması lazım. Hipnozdan farklı olarak EMDR, hipnozda telkin ve beynin yarı bir belki uyuşuk hali gibi olabiliyor. Ama EMDR'de uyanıkken ve bilinçliyken kişi için travmatik yaşantıyı çalışma üzerine kurulur. Ve dolayısıyla bilinç kaybı ve kendinden geçme gibi bir şey olmuyor. Onun için terapiste hastanın güvenmesi önemli. Şimdi zaten EMDR'nin kendi seansı içinde de yani EMDR 8 bölümden oluşan bir terapi ilk olarak bir güvenli yer oluşturarak başlatılıyor. Ve dolayısıyla da kişi eğer EMDR esnasında kendisi için travmatik anı yaşadığında sıkıntı yaşarsa EMDR esnasında da güvenli yere hastanın gitmesi sağlanarak orada rahatlaması, sakinleşmesi sağlanıyor ve ondan sonra EMDR'ye seansına devam ediliyor. Ve dolayısıyla da kişinin kendini sakinleştirme becerileri de olabilen birisi olması önemli. Bu öncesinde de terapi öncesinde de çalışılabilir hekimle ya da klinik psikologla birlikte. Öncelikle hastalara bu öğretilebilir. Vücudunu sakinleştirme, anksiyetesini, stresini kontrol etme öğretilip daha sonra EMDR'ye de başlanabilir. Ve EMDR yapacağımız kişiye şunları da anlatmak lazım. Mesela çok tatil öncesi başlamak doğru değil. Hemen arkasından tatile gidecekse. Çünkü EMDR yapıldıktan sonra bir izleme seansları da yapılıyor. Yani tekrar işte bir hafta sonra kişiyi tekrar görmek gerekebiliyor. Baştan EMDR'nin kaç seansta o kişinin kaç seansta düzeleceğini tahmin etmek de her zaman kolay olmuyor. Çünkü bu EMDR esnasında ortaya çıkan materyale bağlı olarak da değişebiliyor. Dolayısıyla da terapistin ve hastanın uygun zaman ayırabileceği bir zaman diliminde bir EMDR terapisine başlaması çok daha uygun olur.